Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 11 Ocak'ta Türkiye saatine göre öğleden sonra 14:58'de 20 derece Oğlak Burcu'nda yeni ay doğacak. 2024'ün ilk yeni ayı oldukça verimli ve kısmetli enerjiler taşıyor. Güzel bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Oğlak yeni ayı gelecekle ilgili hedeflerimiz, görev ve sorumluluklarımız, iş, kariyer, toplumsal statümüzle ilgili önemli etkiler getirebilir hayatımıza. Evet, öncelikle öncü burçlarımız Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlaklar en başta etki alacak olan burçlarımız. Bununla birlikte lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Kişisel haritalarınızda özellikle 15-25 derece arasında Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ay yine sizin için önemli etkiler getirebilir. Evet, şimdi yeni ay haritasına, gezegenlerin pozisyonlarına biraz daha detaylıca bakalım. Önemli görünümler ve açılar yer alıyor. Yükselende İkizler burcu var ve yeni ay haritanın 8. evine yerleşmiş durumda. Yükselendeki ikizleri de Merkür yönetiyor, biliyorsunuz. Merkür yay burcunda, 27 derece yay burcunda. Artık Neptün'le yaptığı kare açıyı sonlandırmış, 2 derece kadar Neptün'den uzaklaşmış durumda. Hala daha birazcık o Neptün-Merkür karesinin belirsizlikleri, kaotik etkileri, kafa karışıklıkları devam etse de artık azalmış durumda. En azından Aralık ayında yaşadığımız o Neptün etkisini Ocak ayında biraz geride bırakıyoruz. Ve 13'ünden sonra Merkür'ün de Oğlak Burcu'na geçecek olması zihinsel anlamda da daha istikrarlı, daha planlı, programlı olabilmemizi ve hedeflerimize odaklanmamızı sağlayacak. Evet, burada tabii Oğlak Burcu'nun yöneticisi Satürn Balık Burcu'nda yerleşmiş durumda. Haritanın 10. evinde ve Boğa burcundaki Jüpiter'le aynı zamanda Oğlak burcundaki Mars'la da çok güzel bir açı içerisinde ve gayet de bunlar güçlü, verimli açılar. Mars 5 derece Oğlak burcunda ve yine 5 derece Boğa burcundaki Jüpiter'le güzel bir toprak üçgeni oluşturuyor. Mars Oğlak'ta yücenin pozisyonda olduğu için çok güçlü. Yani enerjimizi yöneten, motivasyonlarımızı, irademizi yöneten Mars'ın güçlü olması tabii ki bizi kişisel hedeflerimizle ilgili alanlarda daha kararlı, daha hırslı, daha mücadeleci hale getirebilir. Üstelik Jüpiter'li olan bu üçgen açısı motivasyonumuzu arttırarak cesaretimizi de yükseltecek. Kişisel girişimlerimiz ve inisiyatif alma gücümüzü de yükseltecek. Jüpiter artık ileri harekette Boğa burcunda. Bu Jüpiter'in bereketini, maddi manevi hayatımıza sunacağı getirileri biraz daha güçlendiriyor tabii ki, daha olumlu bir pozisyonda. Üstelik Satürn ile Jüpiter arasında da güzel bir açı var. Satürn Jüpiter destekleyici açılarını 2024'ün ilk aylarında yaşayacağız, göreceğiz. Oldukça motive edici bir durum bu. Satürn Jüpiter olumlu açıları özellikle iş ve kariyer yaşamında çok destekleyici olabilir. Bunun da faydalarını görebiliriz. Ay düğümleri Koç ve Terazi aksında ve 20 derece Oğlak burcundaki yeni ay ay düğümlerine tam bir kare açı yapıyor. Ay düğümleri tabii ki çok daha kadersel. Hayattaki yolculuğumuz, gidişatımızla ilgili bizim için önemli bir gösterge ve yeni ayın ay düğümleri eksenine kare açı yapması aslında geleceğimizi etkileyecek olan önemli kararların, önemli seçimlerin olabileceğini gösteriyor. Ve hayatımıza belki önemli insanlar girebilir, yeni tanışmalar yaşayabiliriz, yeni kararlar verebilir, girişimlerde bulunabiliriz. Bu yeni ayın etkisini ve gücünü biraz daha arttıran önemli bir gösterge. Venüs ile Jüpiter arasında karşılıklı bir ağırlama var. Venüs yay burcunda, Jüpiter boğa burcunda, birbirlerinin burcunda yerleştiği için karşılıklı ağırlama dediğimiz özel bir görünüm ki bir kavuşum enerjisi de veriyor. İkisi de iyicil gezegenler, şanslı gezegenler. Dolayısıyla Venüs de zaten haritanın 7. evinde, güçlü olduğu bir evde yerleşmiş. Jüpiter de aynı şekilde haritada şu anda çok güçlü görünüyor. Dolayısıyla bu da biraz daha bu yeni ayın bereketini arttıran bir durum bence. Şanslı etkileri, kısmetli etkileri arttıran bir durum.
Evet, yükselende ikizler olması tabii ki haber trafiğinin, bilgi akışının çok öne çıktığını gösteriyor. Bunlar işle ilgili görüşmeler, yazışmalar olabilir, parasal konular, ekonomiyle ilgili hareketler olabilir. Ve yeni ayın 8. evde olması tabii ki özellikle ekonomi, finans, başkalarıyla paylaştığımız kaynaklar, hisseli paralar ve benzeri alanlarda bu yeni ayla birlikte bazı önemli kararlar verebileceğimizi ve hayatımızda yeni etkilerin de devreye girebileceğini işaret ediyor. Oğlak burcundaki bu yeni ay 29 derece Oğlak burcundaki Plüto'yla da tabii ki bir kavuşum içerisinde ve bu özel bir gösterge, çünkü artık Plüto 21 Ocak itibariyle Kova burcuna geçecek. Yıl içerisinde kısa bir süre Oğlak burcuna tekrar dönecek olsa da bu yeni ay, yani Oğlak burcundaki yeni ay Plüto'yla birleşen son yeni ay aslında. Yani 2008'den bu yana Plüto etkisiyle yaşayacağımız son Oğlak yeni ayı. Plüto'nun da 29 derece Oğlak burcunda olması, yani bir bakıma aslında bir şeylerin güçlü bir şekilde dönüştüğünü, zirve noktasında olduğunu ve önemli bir değişim içerisinde olacağımızı ve bir sonuçlanma, bir tamamlanma döngüsünde olduğumuzu da bize işaret ediyor. Yeni ay Uranüs'le de çok güzel bir üçgen açı oluşturuyor. Gördüğünüz gibi birçok önemli açı var bu yeni ayda ve çoğunluğu da güzel açılar, olumlu açılar. 29 Oğlak yeni ayı 19 derece Boğa burcundaki Uranüs'e güzel bir üçgen açı oluşturuyor. Aynı zamanda 21 derece Başak burcunda bulunan Juno'yla da güzel, böyle ilginç bir toprak üçgeni oluşturuyor gökyüzünde. Tabii Uranüs söz konusu olduğunda biraz böyle hızlı gelişmeler, sürpriz durumlar bekleyebiliriz. Juno da işin içine girince, yani Juno biliyorsunuz daha çok böyle eş, partner, işbirlikleriyle ilgili konular, hayat arkadaşı, anlaşmalar, sözleşmeler ve benzeri konuları da içerebilir. Dolayısıyla hayatımıza girebilecek hızlı bir ilişki, hızlı bir birliktelik, yani sürpriz bir tanışma, belki bir evlilik kararı ya da işbirlikleriyle ilgili alınacak kararlar ve benzeri konularda da bize fırsatlar getirebilir, sürprizler getirebilir. Neptün'le de yeni ayın olumlu bir açısı var. Yani burada Neptün'ün o kafa karıştırıcı, yanıltıcı etkilerinden ziyade daha içsel, daha derinden sezgilerini, empati gücünü, yaratıcılığını yeni ay enerjileriyle beraber hayata geçirebiliriz, değerlendirebiliriz. Evet, şimdi yükselen burçlarınıza göre yeni ayın etkilerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Oğlak burcundaki yeni ay 2024'ün en bereketli, keyifli yeni aylarından biri olarak doğuyor. Evet, kariyerinizi, gelecek planlarınızı, toplumdaki statünüzü, iş ve parayla ilgili konuları önemli ölçüde etkileyecek, belirleyici olacak bir yeni ay bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Bu yeni ay ile birlikte iş arayan koçlar için güzel gelişmeler olabilir. Hedeflerinize ulaşabilirsiniz ve doğru adımlar atabilirsiniz. Çalışanlar için kazançlarını arttırmak adına, işle ilgili konularda kariyerlerini güçlendirmek adına önemli destekler gelebilir. Kişisel anlamda daha cesur, daha girişken davranabileceğiniz, yeteneklerinizi gösterebileceğiniz bir dönem. Bununla birlikte işbirlikleri, evlilik gibi ilişkilerle bağlantılı olarak da tabii ki toplumsal statünüz, geleceğiniz, kariyeriniz şekillenebilir. Yani önemli işbirliği kararları, belki evlilik konuları, bunlar ayrılıklar da olabilir. Yani sonuçta her iki durumda geleceğinizle ilgili, kariyerinizle ilgili önemli adımlardır ve daha kadersel durumlardır. Yeni aile birlikte bu konularda da önemli adımlar atabilir, bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Oğlak burcundaki yeni ay 9. evinizde doğacak. Sizin için çok keyifli, güzel bir açıda bulunuyor. Üstelik burcunuzdaki Uranüs'ün etkisiyle birlikte hızlı ve sürpriz gelişmeler bu yeni ayda karşınıza çıkabilir. Çocuklarınızla ilgili keyifli gelişmeler, eğitim hayatınızla ilgili bazı yeni fırsatlar söz konusu. Seyahat planlamalarınız olabilir, yurt dışı konularınız olabilir.
olabilir. Bu dönemde özellikle yurt dışında okumak, iş yapmak, yaşamak isteyenler için bazı önemli adımlar atılabilir. Daha somut gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa bu etkileri çok daha güçlü hissedebilirsiniz. Artık Jüpiter burcunuzda ileri harekette. 26 Mayıs'a kadar Jüpiter'den tam destek alıyorsunuz. Bu yeni ayda da Jüpiter'in hem Satürn'e hem Mars'a çok güzel açıları var. Dolayısıyla ufkunuzu geniş tutun, daha cesur davranın, hedeflerinize odaklanın. Çok destekleyici bir yeni ay dönemindesiniz sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Oğlak burcundaki yeni ay 8. evinizde doğacak. Üstelik bu yeni ayın an haritasında da ikizler burcu yükseliyor. Dolayısıyla biraz daha etkisi sizin adınıza öne çıkabilir, dikkat çekici olabilir. Daha çok biraz para konuları, finans konuları, borç alacak konuları, kredi gibi konular, miras, sigorta, nafaka, emeklilik ya da eşinizin gelirleri, giderleri, kaynakları ve benzeri alanlarda önemli yapılandırmalar içerisinde olabilirsiniz. Bu yeni ay aslında çok güzel şanslar, fırsatlar da getiriyor size. Hani bir borcu ödemek, bir krediyi bulmak veya emekli olmak ya da işle ilgili yatırımlar için kaynak oluşturmak ve benzeri konularda güzel gelişmeler, fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Gezegeniniz Merkür'ün yay burcunda oluşu, Venüs'ün de yay burcunda oluşu özellikle ilişkiler alanında hareketliliği de arttırıyor. İş birlikleri, ilişkiler, evlilik ve partner konuları, eşinizin gelirleri, mesela eşinizin parasal kaynaklarında önemli gelişmeler olabilir bu yeni ayla birlikte, ya da ikili ilişkiler, ortaklıklar ya da evlilikle bağlantılı finansal paylaşımlar, hisseli konular ve benzeri alanlarda da tabii ki hızlı çözümler söz konusu olabilir bu yeni ayda. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların 20 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni aydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Oğlak burcundaki yeni ay kuşkusuz sizin için de çok önemli ve güçlü bir yeni ay. 7. evinizde doğacak. Bu yılın, 2024'ün ilk yeni ayı ama güzel bir yeni ay. Yani geçtiğimiz Aralık ayında yaşadığımız o karmaşayı, karışıklıkları geride bıraktığımız, önümüzü daha net gördüğümüz, bir şeylerin daha olgunlaşıp belirginleştiği bir yeni ayda olduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle ilişkileriniz, evlilik gibi partner konuları, eş ve eşinizle ilgili konular, iş birlikleri, ortaklıklar, birebir hizmet aldığınız kişi ve kurumlarla yapacağınız bazı anlaşmalar, sözleşmeler bu yeni ayda gündeminizde olabilir. Enerjinizi özellikle ilişkilere yönlendiriyorsunuz ve eşinizin de bu dönemde çok fazla inisiyatif aldığı, hareketli olduğu ve yaşamında önemli kararlar verdiği bir süreç olabilir. Yeni tanışmalar, yeni teklifler de tabii ki alabilirsiniz. Evlenmek, yuva kurmak da sizin için bu dönemde çok önemli olabilir. Tüm bunlar kariyerinizi, geleceğinizi etkileyen konularda olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa yeni aydan çok daha güçlü ve önemli etkiler alabilirsiniz. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Oğlak burcundaki yeni ay 6. evinizde doğacak. Oldukça bereketli ve kısmetli bir yeni ay. Dolayısıyla günlük yaşamınız, genel alışkanlıklarınız, sağlığınız ve tabii ki iş ve mesleki konularda önemli seçimler yapıp yeni kararlar verebilir, fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bir iş arıyorsanız işe başlamanız mümkün bu yeni ayda. Çalışıyorsanız işinizin verimini arttırmanız, iş koşullarınızın iyileşmesi, yardımlar, destekler almanız mümkün görünüyor. İşle ilgili eğitimler, işle ilgili bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yeni ayla birlikte özellikle Jüpiter'in artık Boğa burcunda ileri harekette olması kariyeriniz, işiniz, mesleki konularda size çok özel fırsatlar getiriyor. Bu dönemde sizi iş konularında destekleyecek kişilerle tanışabilirsiniz. Önemli teklifler alabilirsiniz. Müşteriler olabilir, bazı anlaşmalar, sözleşmeler söz konusu olabilir. Önemli yatırım
kararlarınız da olabilir. Bununla birlikte sağlıkla ilgili konularda da yaşam kalitenizi arttırmak, sağlığınızı iyileştirmek, kişisel konforunuzu iyileştirmek, güçlendirmek adına da bazı yaşamınızda önemli ve kalıcı düzenlemeler yapmanız da mümkün görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak burçlarının 20 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa yeni ayın etkileri sizin için çok daha önemli olabilir. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Oğlak burcundaki yeni ay sizin için çok keyifli bir süreci başlatıyor. Bu yılın belki de sizin adınıza en güzel yeni aylarından biri 11 Ocak'ta doğacak. 5. evinizde doğacak olan bu yeni ay, burcunuzdaki Juno'yla da çok güzel bir üçgen açı oluşturduğu için, yani tanışmalar, teklifler, aşk hayatınızda hızlı kararlar söz konusu olabilir. Üstelik Boğa burcundaki Uranüs'ün de çok güzel bir üçgen açısı var. Jüpiter zaten aşk evinizi de etkiliyor şu sıralarda. Mars 5. evinizde. Dolayısıyla bu yeni ay sizin motivasyonunuzu arttıracak. Duygusal gücünüzü, fiziksel gücünüzü arttıracak. Çok daha cesur, girişken davranabilirsiniz. Hevesli olabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi fark etmeniz, bunları başkalarına ifade etmeniz, başkaları tarafından onaylanmanız, takdir edilmeniz mümkün görünüyor. Yeni aile birlikte hayatınıza bir ilişki girebilir. Aşık olabilirsiniz. Eğitim konularında fırsatlarınız olabilir. Çocuklarınızın eğitimleriyle de ilgili güzel gelişmeler olabilir. Seyahatlerde şanslar sizinle olacak. Dolayısıyla bir seyahatte biriyle tanışmanız mümkün görünüyor. Bununla birlikte yurt dışı konuları, uluslararası işler, işte medya, yayıncılık gibi işler, hukuksal bazı beklentileriniz varsa eğer, bir mahkemeniz, davanız, hani burada önemli destekler de yeni ayla birlikte alabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok daha önemli ve güçlü etkiler söz konusu olabilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Oğlak burcundaki yeni ay 4. evinizde doğacak. Keyifli ve güçlü bir yeni ay, kısmetli enerjiler söz konusu ve etki bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Bu yeni ay ile birlikte hayat düzeniniz, yuvanız, eviniz, ailevi konularda bazı önemli kararlar verilmesi, düzenlemeler yapılması mümkün görünüyor. Tabii ki bir evlilik, yuva kurma olabilir, taşınma olabilir, ev almak olabilir, satmak olabilir. Yani belki böyle bir mülklerinizle ilgili kentsel dönüşüm gibi bir konuda hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Maddi destekler almanız da mümkün görünüyor. Jüpiter'in 8. evinizdeki yerleşimi ve üstelik Uranüs'ün de buradan yeni aya güzel bir üçgen açı yapıyor olması, finansal kısmetler, destekler sürpriz bir şekilde, hızlı bir şekilde hayatınıza gelebilir. Örneğin bir ev almak için hızlı bir kredi alabilirsiniz. Ya da size ait bir mülkü satabilir, kiralayabilir, bir gelir elde edebilirsiniz. Evlilikle beraber bir yuva kurabilirsiniz. Yine bir belki yatırım yapabilirsiniz. Yani daha çok ailevi konular, yuva konularında, özel yaşamınızla ilgili konularda bu yeni ayın yapıcı, bereketli ve güçlü etkileri altında olabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim etkileri çok daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Oğlak burcundaki yeni ay 3. evinizde doğacak. Bu yeni ay yeni şeyleri öğrenme konusunda sizi daha kararlı, hırslı hale getirebilir. Bir kursa başlayabilirsiniz, bir eğitim alabilirsiniz, bol bol okuyabilirsiniz. Kişisel tasarım anlamında bir şeyleri yazmak, çizmek, üretmek anlamında çok verimli olacağınız bir dönemdesiniz. Yeni ay size bir seyahat getirebilir. İşle ilgili, eğitimle ilgili hareketli olacağınız bir dönemdesiniz. Ve bu dönemde gerçekten yani ilişkiler alanında da şanslısınız. Çünkü Uranüs'ün ve Jüpiter'in 7. evinizde olması, mesela eşinizin size güzel sürprizleri, jestleri olabilir. Eşinizle birlikte güzel seyahatlere çıkabilirsiniz. İşbirlikleri, iş anlaşmaları, sözleşmeleri açısından da bazı hızlı sürpriz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Kardeşler ve yakın çevrenizle ilgili konularda da etkiler var. Kardeşlerinizin hayatı, yaşamı, yani belki onların yaşamlarında sizi de mutlu edecek gelişmeler olabilir. Bununla birlikte biraz daha bu yeni ay ve takip eden günlerde yakın çevreniz ve kardeşlerle ilişkileriniz
öne çıkabilir, belirleyici olabilir. Hatta komşu ilişkilerinizde bile çok önemli bazı yenilikler, dönüşümler söz konusu olabilir sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Oğlak burcundaki yeni ay ikinci evinizde doğacak. Üstelik oldukça bereketli bir yeni ay bu. Para konularında size şans ve fırsatlar getirebilir. Yeni bir işe başlamak, yeni bir iş girişimi veya çalışıyorsanız kazançlarınızı arttıracak koşullar söz konusu olabilir. Paranızı değerlendirme, bir doğru bir yatırım kararı, bir alışveriş, belki bir toprak, mülk alanında bir yatırım, alım olabilir. Yani genel anlamda kendinizi maddi manevi güvende hissedebileceğiniz koşullarda iyileşmeler ve bununla ilgili atılacak somut adımlar, kararlar söz konusu. Gezegeniniz Jüpiter artık Boğa burcunda ileri harekette görünüyor ve Mars'a da çok güzel olumlu bir açısı var. Dolayısıyla çalışarak, emek harcayarak da güzel şeyler üretebileceğiniz, yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz bir dönemdesiniz. İşle ilgili fırsatlar karşınızda olabilir. Yeni bir işe girme, para kazanma gibi konular. Para kazanmak için değer üretmek, mesela kendi yeteneklerinizi fark edip bunları geliştirebilirsiniz. Bununla ilgili fırsatlar karşınıza çıkabilir. Özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Öncü burçların 20 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa yeni ayın etkileri sizin için çok daha önemli olabilir sevgili yaylar. Venüs'ün de burcunuzda olması hem ilişkiler adına hem de maddi konularda çok daha şanslı olduğunuz bir süreçte gösteriyor sizi. Bununla birlikte işte biraz böyle güzelliktir, bakımdır, kişisel imaj değişimleridir. Bu konularla da ilgilenebilirsiniz. Bunlarla da ilgili hani hayatınızda, yaşamınızda yapmak istediğiniz, atmak istediğiniz adımlar varsa bu yeni ayda daha cesur girişimlerde de bulunabilirsiniz. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, sizin yeni ayınız kuşkusuz çok önemli tabii ki. Özellikle doğum günü 11 Ocak ve yakınlarında olan oğlaklarımız için bu yeni ay çok bereketli ve şanslı etkiler getiriyor. Bununla birlikte lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa, öncü burçlarda da gezegenleriniz bulunuyorsa yeni ayın etkileri artacaktır. Bu yeni ay ile birlikte yaşamınızda Mars'ın da etkisiyle daha cesur, daha girişken olabileceğiniz, inisiyatif alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Yeni kararlar vermeniz, adımlar atmanız mümkün görünüyor. Özellikle Uranüs'ün ve Jüpiter'in 5. evinizde olması tabii ki duygusal konularda da sizi destekleyebilir. Yaratıcılığınızın da güçlendiği bir dönemdesiniz. Çocuk sahibi olmak isteyenler için evet, bu yeni ay çocukla ilgili şansları arttırıyor. Çocuklarınız varsa belki çocuklarınızla ilgili bazı planlamalarınız, hedefleriniz var ve onlarla güzel zamanlarda geçirebileceğiniz bir dönemdesiniz. Güzel bir tatil, keyifli bir seyahat de organize edebilirsiniz tabii ki. Aşk hayatınızda da güzel gelişmeler olabilir. Hızlı tanışmalar, sürpriz tekliflerle karşılaşabilirsiniz ve kuşkusuz maddi konularda da şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz. Yani iş, kazançlar, maddi bazı yatırımlarınız, buralarda da sizin adınıza yine fırsatların öne çıktığı, biraz daha hani daha somut adımlar atıp pratik sonuçlar alabileceğiniz, şanslarla karşılaşabileceğiniz bir dönemdesiniz sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Oğlak burcundaki yeni ay 12. evinizde doğacak. Bu yeni ay sırasında gezegeniniz Satürn balık burcunda, Mars'la ve Jüpiter'le olumlu açılar içerisinde. Bu yeni ay size önemli farkındalıklar getirebilir. Yeni ay sırasında ve takip eden günlerde biraz kendi iç dünyanıza yönelmeniz, bilinçaltınıza yönelmeniz mümkün görünüyor. Kuşkusuz şifa amaçlı ruhsal, bedensel, zihinsel arayışlarınız da olabilir ve buralarda da somut sonuçlarla karşılaşabilir, olumlu destekler alabilirsiniz. Bu yeni ay şifalayıcı bir yeni ay sizin adınıza. Bununla birlikte özellikle iş konularında ya da kişisel girişimlerinizle ilgili konularda hazırlıklar yapmanız, belirli bir şeye odaklanmanız, biraz inziva içerisinde bu çalışmaları yapmanız da mümkün görünüyor. Jüpiter'in ve Uranüs'ün 4. evinizde olması
evden, yuvadan ve aileden daha fazla destek alabileceğinizi de gösteriyor. Evde yapılan işler, evde yapılan çalışmalar, aileyle birlikte yapılacak her türlü iş ve planlamada bu yeni ay size önemli destekler getirebilir. Ebeveynlerinizle ilgili konular da olabilir. Belki onların sağlıkları, bakımları, kontrolleri ve benzeri konularınız var. Buralarda da hani bir sorun varsa bunları daha rahat çözebilir. Maddi manevi önemli destekler bu yeni ayda alabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak burçlarının, öncü burçların 20 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha önemli ve güçlü olabilir. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Oğlak burcundaki yeni ay 11. evinizde doğacak. 11. ev yeni ayları size yeni hedefler, yeni projeler getirebilir. Dilekleriniz, hayalleriniz var, umutlarınız var. Gerçi bu yeni ay gerçekten yeni projeler oluşturmak için mükemmel bir yeni ay. Hedeflerinize odaklanabilir, daha sağlıklı bir şekilde kararlar alabilirsiniz. Üstelik burcunuzdaki Satürn'e yeni ayın çok güzel bir açısı var. Jüpiter'in de çok güzel bir destekleyici açısı var. Dolayısıyla bu yeni ay size ihtiyaç duyduğunuz iradeyi, gücü, dayanıklılığı veriyor. Yaratıcılığı veriyor. Fikirlerinizi, bilgilerinizi iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz. İş konularında yeni teklifler almanız veya kendiniz yeni bir amaç belirlemeniz mümkün. Bu yeni ay sizi destekleyecek kişileri karşınıza çıkarabilir. Yeni arkadaşlar edinebilirsiniz, yeni çevrelere girebilirsiniz. Ve bu arkadaşlıklar tabii ki iş konularında, mesleki konularda, kariyer konularında hayatınıza yeni fırsatlar da getirebilir, açılımlar da getirebilir. Sosyal konularda hareketli bir yeni ay, keyifli etkiler var. Toplantılara katılabilir, arkadaşlarınızla güzel vakitler geçirebilir. Belki bir seyahat planlaması gibi arkadaşlarla güzel bir planlama içerisinde olabilirsiniz. Özellikle çevreden, yakın çevreden, kardeşlerden mutluluk almanız mümkün. İlginç ve sürpriz haberler yakın çevrenizden gelebilir. Kardeşlerden, akrabalardan, yakınlarınızdan daha fazla sizi destekleyecek tekliflerin gelmesi, keyifli haberlerin gelmesi mümkün görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 20 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni aydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz.